çeşittir. Bir olan kerametler, işte Hazreti Kur'an'ın Hazreti Meryem'in kıssasını anlatması, bu bir keramettir. Çünkü Meryem peygamber değildir. Meryem'den sergilenen şey bir keramettir. Sezonu, mevsimi olmayan meyvelerin mihrapta bulunması, yani onun yanında bulunması Hazreti Meryem'in kerametidir. Hızır aleyhisselam ile Musa aleyhisselam arasındaki hadise bir keramettir. Hızır'ın kerametidir. Ashab-ı Keyf'in konumu, 309 sene uyumaları, onların kerametidir. Bunlar Kur'an'ın bize haber verdiği, belirttiği kerametlerdir. Hadis-i şeriflerde de böyle kerametler vardır. Hasen senetle gelmiş Hazreti Ömer'in neredeyse tevatüre dönüşmüştür. İran'a seslenmesi, ordusunu dağın arkasına çekmesi, Efendimiz'in hadis-i şerifi bir mağaranın ağzına düşen bir kayanın mağarayı kapatması, içeride mahsur kalan üç kişinin dualarıyla o kayanın tedil olması, bu da bir keramet hadisesidir. Bunlar hadis-i şeriflerde var olan şeylerdir. Biz kitapta ve sünnette gördüğümüz için biz keramete inanırız. İman-ı kamil, ahlakı güzel, salih amel sahibi, işte ittikaya riayet eden insanlarda böyle hallerin olabileceğine inanırız. Bu Allah'ın ikramıdır ve keramet, o keramet kimden? Zaten ismi üstünde ikram demektir yani. Bu Allah'ın ikramıdır. Kimden zuhur ediyorsa onun tabi olduğu peygamberin de mucizesidir. Yani bu ümmeti Muhammed'de bir kişiden bir keramet sadır olsa o Hazreti Peygamber'in mucizesidir. Onun bereketiyle. Onun maneviyatıdır.